Biz böyle bir süreçte yürüyoruz. Çok önemli bir varlığız. Muazzam bir evren varlığı içerisinde gücüne, kudretine, büyüklüğüne, azametine, bilgisine tanık olduğumuz ve en önemlisi kavrayabildiğimiz gücünü, kudretini, büyüklüğünü Yaradan'la ilişkiye girip girmemek, onunla aramızdaki ilişki nasıldır? Sevgi ilişkisi. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ Alakamız bu. Peygamberin ardına iz iz böyle düştük. Allah'ı sevdiğimiz için. O da diyor ki ben de onu sevdiğim için ben de bu yola girdim. Siz de onu seviyorsanız siz de bu yola girin. O da sizi sevsin. Bu Cenab-ı Hakk'ı sevmekle başlayan ve onun sevgisine kavuşabilmek ümidiyle yürüdüğümüz bu yolun sıkıntısız olduğunu, sıkıntısız olması gerektiğini beklemek kadar saçma bir şey yoktur. Karşılığında Allah'ın sevgisine muvaffak olmak elbette ki fedakarlıkla, elbette ki vazgeçerek sahip olduklarımızdan. Hepsini kaybetmeyebiliriz ama hepsinden vazgeçebilmeliyiz. Hepsini kaybetmeyebiliriz. Neyi kaybedip neyi kaybetmeyeceğimize Cenab-ı Hak karar verir. Ama biz hepsinden vazgeçmeye hazır olmalıyız. Bu ikisi arasında çok önemli bir fark var. Cenab-ı Hak kulunun her şeyini almaz ama kulunun her şeyinden vazgeçmesini ister. Teslimiyet, her şeyden vazgeçip Cenab-ı Hakk'a güvenmektir. Neyi alırsan al ya Rabbi, ben sana asi olmayacağım. Çünkü hepsini zaten sen verdin ve alırsan, hepsini de alsan canım dahil, sana asi olmayacağım noktasına gelmesidir kulun. Cenab-ı Hak kul bu noktaya gelince bazı şeylerini alıp onu hayatta test eder. İşte Hazreti İbrahim'e yaptığı budur. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İbrahim'den istediğinden bizimkisi eksik değildir. Bizimkisi de teslimiyettir. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'den teslimiyeti istedi, bizden de teslimiyeti istiyor. O yüzden dinimizin adını da böyle koymuştur. Hazreti İbrahim'i andığı yerde bizi de hemen Müslümanlar olarak anmıştır. Millete ebîkum İbrahim'e huve semmâkumul muslimîne min kablu. Öncesinden daha sizleri Müslümanlar olarak adlandıran da O'dur. Babanız İbrahim'in milleti. Aynı yolcuyu, aynı sürecin yolcularıyız. Boşuna Mekke'ye gitmiyoruz, boşuna Beyt-i Hac etmiyoruz, boşuna kurbanları tam da o mekanda, o zeminde yere kanlarını dökmüyoruz. İşte tam da bu sebeple, çünkü tabi olduğumuz, milletinde bulunduğumuz önder İbrahim aleyhisselamdır. Bütün insanlığa önder olarak seçilmiş kişi. Cenab-ı Hak وَاِذِ بِتَلَى اِبْرَٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ Onu sınadığında bazı sınavlarla قَالَ O da فَاَتَمَّهُنَّ Bunu yerine getirince قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Cenab-ı Hak dedi ki ben seni insanlara imam kılıyorum. قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Bu muazzam bir şey. Yani Hazreti İbrahim aleyhisselama insan böyle bu ayetin ifadesinde kendisini bulması, Hazreti İbrahim aleyhisselamı bir an hayal ettiğimizde müthiş bir şey bu. Ama öncesinde ne var? Kaçırmadan اِبْتَلَى اِبْرَٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ Cenab-ı Hak İbrahim'i Rabbi bazı kelimelerle sınadığında, İbrahim'i öne almış, fail sonra geliyor. İbtela sınadı İbrahim'e, İbrahim'i Rabbuhu Rabbi. Çünkü o işin içine giren İbrahim aleyhisselam, faili Cenab-ı Hak geri bırakmış, zatını İbrahim'i sınadığında Rabbi diyor. فَاَتَمَّهُنَّ O da bunları tamamladı. Bizim için dört kelimedir. İbrahim'e, Rabbuhu بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ Ama Hz. İbrahim aleyhisselam için bir hayat demektir.
Ve sonrasında gelen قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Ben seni insanlara önder kıldım. Ben seni insanlara imam kıldım. O Allah Azze ve Celle ki bu teslimiyette mini minnacık bir kusur işleyen Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı bile hemen cezalandırdı. Ki hapse atmıştı Cenab-ı Hak onu. Yanında iki tane arkadaşı, hapishane arkadaşı. Biri dedi ki, ''İnni arani asiru hamra'' ''Ben görüyorum ki üzüm sağıyorum veya üzüm aroması yapıyorum, ondan şarap yapıyorum.'' ''Vekâle l-âkharu'' diğeri dedi ki, ''Ben de rüyamda görüyorum ki ahmilu fawqa ra'si khubzan'' ''Başımın üstünde ekmek taşıyorum, te'kulu r-tayru min'' ''Kuşlar ondan yiyor.'' ''Nebbi'nâ bite'vîlihi'' ''Sen bize bunun tevilini anlat.'' Yusuf Aleyhisselam tevilini yaptı rüyalarının. Birine dedi ki sen saraydaki görevine döneceksin ve yine krala şey yapacaksın, şarap yapacaksın. Diğerine dedi ki seni asacaklar, başından kuşlar yiyecek. Kuşlar senin başının etini yiyecek. Sonra kurtulup kralın yanına dönecek olana dedi ki işte hata. اذكرني عند ربك Efendinin yanında benden bahset. Bu mini minnacık bir kusur. Buradan çıkış yolunu, bunun gidip de kralın yanında, Hazreti Yusuf, ya sarayda böyle, hapiste böyle biriyle tanıştım, iyi biriydi, rüyalarımızı da tabir etti. Haksız yere atmışlar oraya. İşte kaldığı yerde kadın ona musalla, bir hikayesi var Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın. Kıssanın sonunda görüyoruz ki kralın bu hikayeden hiç haberi yok. Hiç! Yani Mısır çalkalanmış, Hazreti Yusuf Aleyhisselam ama o kadınlar dünyasında yaşanmış, onun hapse düştüğü olaydan Cenab-ı Hak öyle izole etmiş ki kralı bu bilgiden, çünkü Yusuf orada kalacak, kalması gerek. Neden? فَلَبِسَ فِي السِّجْنِ بِضَعَ سِن۪ينَ Cenab-ı Hak Yusuf Aleyhisselam'ın durumunu bunun üzerine hapiste birkaç sene kaldı. Resulullah ne buyurdu? Böyle demeseydi birkaç gün kalacaktı. فَلَبِسَ فِي السِّجْنِ بِضَعَ سِن۪ينَ Bu süreç Allah Azze ve Celle'nin imtihan ettiği, kendisine duyduğumuz güven veya güvensizlik çizgisinde bizi sınadığı bir hayat sürecidir. Yıllar geçse de çocuk olmayınca Hazreti İbrahim Aleyhisselam demedi, ''Ya Rabbi, en asisine veriyorsun, en şımarığına veriyorsun, sana bir kere secde etmeyene veriyorsun, binlerce yıldıza, şuna buna tapana veriyorsun da ben atalarımı terk ettim, senin için terk ettim.'' Ki Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in atalarından ayrılıp hicret etmesini, doğup büyüdüğü yurttan uzaklaşıp beraatini ilan edip ayrılmasını ve etrafındakiler bize örnek göstermiştir. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın üsve-i hasenesidir bize kalan. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği. Hazreti İbrahim Aleyhisselam demedi, ''Ya Rabbi ben böyle yaptım ama sen bana bir çocuk vermiyorsun.'' Diyeceksiniz ki hanımı var yanında, çok da yalnız değil. Sare gibi güzel bir hanımı var, dillere destan, yani Cenab-ı Hak küllerinde yalnız bırakmamış mı acaba? Allah Azze ve Celle onu da elinden almış, hem de çok acı bir şekilde. Mısır'a gittiğinde, girişinde Mısır'ın oradaki zalimler, yöneticiler, tabii böyle bütün zalimlerde olduğu gibi adamları var etrafta. Güzel bir kadın gördükleri zaman hemen alıp onu götürüyorlar. Sare'yi fark ettiler, güzelliğini gördüler, alıp Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın elinden götürdüler ve şeye sundular. O zamanki Mısır'ı yöneten kimseye sundular. Günler, aylar geçti, Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir haber alamadı.
Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ondan da onu mahrum etti. Büyük sıkıntıya düştü Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Bildiğin ayakları yere basan, iki ayağıyla yere basan tek bir canlı, iki ayaklı canlı haline dönüştü. İkinci bir, üçüncü bir yanında kimse kalmadı. İşte o yüzden denir ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam baktı ki hanımını elinden alabilecekler. Demiş ki kardeşim de o zaman seni benden isterler. Böyle ümit etmiş. Hani o zaman velayeti kardeş madem bakir madem şeydir hani evli olmayan bir bayandır bu da kardeşidir. Deriz ki bunu ver şeye hanım olarak. O da ben vermiyorum derse böyle kurtarabilir. Kocası olursa ne yapıyorlar? Kocası olursa kocasını öldürüyorlar. Kadın boşta kalıyor hemen götürüyorlar. Orada demiş ki yeryüzünde benden senden gayrı mümin yok. Kardeşiz bu bakımdan. Bu bir çözüm. Ama Allah Azze ve Celle yapmak istediğini yapar. Hazreti Yakub Aleyhisselam وَمَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Ben böyle bir tedbir alıyorum ama farklı kapılardan girin şehre ama Allah Azze ve Celle bir şey yapacaksa yine yapar. Ben sadece O'na güveniyorum dedi. Onun kıssası da aynı. İlkinde büyüklerine güvendi, abilerine güvendi, Yusuf'u onlara verdi, bak size emanet ediyorum dedi. İkincisinde ne diyor? قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ Öncesinde kardeşine güvendiğim gibi, size emanet ettiğim gibi, bu sefer de yine mi size emanet edeceğimi zannettiniz? Bu kez Bünyamin'i veriyor yanlarına ve böyle dedi, هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ Size güveneceğim ha? كَمَا أَمِنْتُكُمْ Size güvendiğim gibi, عَلَى أَخ۪يهِ Kardeşine, Yusuf'u kastediyor. مِنْ قَبْلُ Önceden. Bu kez öyle demeyeceğim dedi. Bu kez ne dedi? فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ Allah en hayırlı muhafızdır ve O اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ'dir. Ben O'na güveneceğim dedi. Bu süreç Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın da geçtiği bir süreç. Cenab-ı Hakk'ın bunlar has kulları da bizler sanal böyle saman gibi kullarımız. Yani bize böyle hiç şüpheniz olmasın ki aynı sınavdan geçiyoruz. Onlardan beklenen teslimiyet neyse bizden de aynı teslimiyet bekleniyor. Verilebilecek en değerli şey candır, aynen aynıyla bizden de bekleniyor. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Denklem bu. Allah müminlerden mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Sahip olduğunuz en değerli şeyler ve bu teslimiyet istisnasız hepsini vermeye hazır olduğumuz gün teslimiyete kavuşmuşuz demektir. Allah istediği kadarını alacak. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a da işte gösterdi rüyasında oğlunu kestiğini, çağırdı İsmail Aleyhisselam'ı. Yıllar sonra verdi çocuk bu arada ona. Nasıl verdi? Deminki kıssanın devamında verdi. Sare'yi götürdüler Firavun'un yanına. İlişmek istedi, Sare Allah'a sığındı. İlişemedi, bulaşamadı. Her ilişmek istediğinde felç oldu, bulaşamadı. Dedi ki siz bana kadın değil cin getirmişsiniz. Alın bunu götürün. Bu değişik bir varlık. Belli ki çok şey. Bir de yanına bir hizmetçi hediye etti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam çıkışta Sare'yi dokunulmamış yanında Hacer'i buldu. Girerken bir aldılar, çıkarken iki verdiler. Hacer Sare'nin yanındadır. Böyle yoluna devam etti. Ama Allah Azze ve Celle onu çok ağır sınadı. Bir insanın hanımını elinden alıp götürmeleri çok ağır bir sınavdır. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'i bununla da sınadı. Ne büyük sınavlar, en kategorik büyüklükte yani her kategorinin en iri sınavı sanki onda. Görünürde öyledir ama biz de onlardan vazgeçmedikçe sınavı veremeyiz.
Ya Rabbi her şeyimi veririm ama eğer eşim noktasında seninle karşı karşıya gelirsek biliyorsun ben onu çok seviyorum. Dolayısıyla o zaman olmaz, onu tercih ederim tabii. Diyor isek zaten Allah'ın sınavı yapmasına da gerek yok, baştan biz kayıp demek, kayıp durumundayız demektir. Sınav iddialı kimseye gelir. Yani bir iddiayı ortaya koymuşsunuzdur, ''Ya Rabbi sahip olduğum her şey, sevdiğim, çocuklarım hepsi sendendir, ben dahil hepsi sana dönecektir, bunlar üzerinden beni sınarsan sana asi olmam, olamam.'' Ama ne olur sınama diye sabah akşam yalvarırsan işte bu güzel kulun yaşadığı süreçtir. Ama yok sen sınayamazsın, bunları alamazsın. Alsan var ya öyle isyan ederim, seni tanımam diyen adam zaten almana gerek yok, ben isyanın peşindir demiş kimse. Pek çok kişinin sınavı veya sınavsızlığı zaten isyanı peşin olduğundandır. Diyor ki kafirleri niye sınamıyor? Adamın isyanı peşin, böyle bir iddiası yok Cenab-ı Hakk'a karşı. Yani ben de dayanırım, ben de direnirim, ben de senden yana tavır alırım, ben de senin kulunun boyun eğerim tabii ki. Böyle bir şeysi yok ki. Daha minim, daha küçük şeylerine dokunsa Cenab-ı Hakk'ın dönüp Allah'a asi oluyor. Bunlar niye sınanmadıklarını anlayalım bunların. Sınav iddia. Ben ya Rabbi sana güvendim, sana inandım. Bana yaşatacağın sıkıntıların senden olacağını biliyorum. Sabredeceğim, neyi kaybetsem, sana hala sahipsem mutmain olacağım, güven duymaya çalışacağım. Kaybettiklerimi senin uğrunda sana karşı isyana dönüştürmeyeceğim demek, bu ben sürece giriyorum, ben de iddia sahibiyim, ben de müminim demekle eşdeğerdir. Yoksa diğerleri bu yola girmiyor ki. Cenab-ı Hak, اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Bu fitneyi böyle kimseler için başlatıyor, bu türden fitneleri. Ben de iman ettim, amennâ demiş kimse, tamam o zaman. Bakalım şimdi sen tayyip misin, habis misin? Yani için dışın bu iddiada yekpare, tertemiz, içtenlikli yoksa dilinde bir söz. Ufak bir zoru görecek olsan kaçacak mısın? مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Allah müminleri üzerinde oldukları hal üzere bırakacak değildir. Yani sadece iddialarıyla ta ki onları habis ve tayyip olanlarını temiz etsin, ayırt etsin. Bu Cenab-ı Hakk'ın yapmayı üzerine aldığı hak. Bir gerçektir. Hayatın gerçeği bu. Bunu ıskaladığımız için hesaplarımızı hep hayata dönük yapıyoruz. Cenab-ı Hak da hep daha ödülleri burada veriyor. اَمَنَّا dedik diyor. اَمَنَّا dedik, sabah da namazı kıldık. Şimdi imtihan geldi. Bu işte bir terslik var. Başka bir şey mi yapsak acaba? Allah'a kullukla olmadı. Çünkü sebep sonucu burada bitiriyoruz. Halbuki sebeplerin hepsinin burada olduğu, sonucun yaşandığı bir geçtiğimiz öteki bir yer var. Bu sebepler ve sınav arenasında her şeyin bu mantık ile geleceğini bilmek lazım. Cenab-ı Hak yer yer burada da ödüller yaşatır. Ama bunlar sahici ödüller değildir. Hazreti İsmail'i ödül olarak verir. Sonra tam büyümüşken فَلَمَّا بَلَغَ مَاهُ السَّعْيَ. Cenab-ı Hak diyor ki artık onunla birlikte koşturmaya başlamıştı. Bir baba için düşünün, oğlan büyümüş artık seninle beraber çıkıyor. Delikanlı tam da sana benziyor dedikleri bir zaman. Kapıdan artık her sabah açıldığında bir adam çıkmıyor. Yanında bir tane de şöyle onun yarıca boylarında bir sevimli çocuk çıkıyor. Artık baba şunu getir bunu getir dediğinde eli ayağı olmuş. Yer yer öpüyor, kokluyor. Yıllar sonra gelen çocuk bu. Rivayette Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bu 80-100 bu kadar zaman sonra geldi. Daha uzun ömürlüydüler bize göre. Cenab-ı Hak bu kez onu ödül diye tarif edeceğimiz, yani uzun yıllar beklemenin, arada hanımı da elden kaybetmenin sınavından sonra gelmiş bir çocuk gibi, ki o çocuk nasıl oldu? Sareden olmadı.
Bekle bekle olmuyor. Sare baktı ki İbrahim çok beklentisi içinde, çok Allah'a dua ediyor çocuk çocuk diye. Dedi ki ben, Cenab-ı Hak benim üzerimden vermiyor. Ben sana Hacer'i teklif ediyorum. Hacer'i benim kölem, ona hibe etmişti çünkü. Ben de sana onu hibe ediyorum. Senin mülkiyetine geçsin. Mülkiyet eşittir nikah. Yani mülkiyet nikahtan daha üst bir akit bağıdır. Hazreti İbrahim'e onu mülkiyetini devretti ve Hazreti İbrahim aleyhisselam Hazreti Hacer ile birlikte olmaya başladı. Cenab-ı Hak Hazreti İsmail'i verdi. Hazreti Sare'nin imtihanı başka bir yerden yürüyor. Hazreti İbrahim'in imtihanı başka bir yerden yürüyor. Hayat içerisinde iç içeyiz, karmaşık bir yapımız var ama herkesin imtihanı özenle ayrı gidiyor. وَجَعَنَّا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً Birbirinize sizi fitne kıldık. Sadece malla, canla, şunla bununla değil, bir de birbirimize karşı fitne pozisyonlarımız var. Birbirimizin sınav denklemine giriyoruz, çıkıyoruz, etkili oluyoruz vesaire. وَجَعَنَّا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً Bazınızı, birbirinize de sizleri fitne kıldık. اَتَصْبِرُونَ Sabredecek misiniz? وَكَانَ رَبُّكَ Basira. Cenab-ı Hak her an gözetlemekte. Vaktimiz doldu, bu kaldığımız yerden sonraki ders devam ederiz. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ